Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerinden Azade Köker'in yerleştirme ve kağıt kolajlarından oluşturduğu Hibrit Mekanlar Koridorlar adlı sergisinde Casadelarte Sanat Galerisi'nde bir araya geldik. İzliyoruz. Casadelarte Sanat Galerisi'nde sanatçımız Azade Köker'in Hibrit Mekanlar Koridorlar adlı sergisindeyiz. Merhaba Azade Hanım. Merhabalar. Hayırlı olsun bu muhteşem sergi. Teşekkür ederim. Neler anlatacaksınız izleyicilerimize Hibrit Mekanlar Koridorlar hakkında? Yani benim bu konuda çalışmalarım var, okunabilir yazılarım var. Ama genel olarak konuşabilirsek şehir üzerine bir çalışma oldu. Yani şehircilik üzerine bir çalışma oldu. Daha doğrusu şehirlerin gelişmesi, büyük şehirlerin gelişmesi üzerine. Tabii bunları biz tarihinden, yani şehirlerin tarihinden soyutlayamayız. Hepsi iç içe. Yani insanların bir araya gelmesi, göç olayları, bunlar çok etki ediyor gelişmesine şehirlerin. Yani şehirlerin yapısı beni çok ilgilendiriyor. Zaten benim mimarlık bölümünde bir hocalığım var. Yani mimarlık bölümü Teknik Üniversitesi'nin Almanya'da temel eğitim üzerine enstitüsünün yöneticisiyim. Tabii 6 senedir bu işte şehir ve şehrin yapısı üzerine düşündüğümüz için belki sanatıma da çok etkiledi bu. Eserlerinizde farklı materyaller kullanıyorsunuz. Bundan bahsedelim mi? Bu çok büyük bir repertuar var benim çalışmamda malzeme olarak. Ama buradaki işler sadece kağıt işler. Yani kağıdın katmerli, yani birçok tabakalarla, renklerle birleşip üst üste gelerek bir mekan yaratma, çeşitli mekanlar yaratma durumu var. Ona çalışılıyor. Bildiğim kadarıyla Berlin'de yaşıyorsunuz. Berlin'de yaşıyorum. Eğitmenlik hayatınız var, sanatçısınız. Ama Türkiye'den asla kopmuyorsunuz. Evet. Türkiye'de de evet. Birçok sergide yer alıyorsunuz ve birçok projeye de imza atıyorsunuz. Evet. Bunlardan bahsedebilir mi? Gerçekten İstanbul, son 7 senedir İstanbul'la çok yakın çalışma alanında çok ilişkim oldu. En son yaptığım iş çelik paslanmaz küreden 2 metre çapında. Şimdi Alman elçiliğinin, Ankara'daki Alman elçiliğinin parkında bulunuyor. Çelik bir küre ve bütün paslanmaz çelik ve parlak bir çelik olduğu için de bütün çevreyi 360 derece içinde toplayan bir eser oldu. Yani, o enteresan bir çalışma oldu. Onun dışında daha önce de başka yani İstanbul Modern'de bir sergi olmuştu. Yani birlikte, Biennale'de. Çok ilginç tabii. İstanbul çok enteresan. Yani sanat ortamı çok çok ilginç. Sonra ben Berlin'de yaşadığım için biliyorum. Yani Berlin'de İstanbul'a ilgi çok fazla. Yani sanatçıların da ilgisi çok fazla. Bu hoş bir şey, çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok mersi.